Herkese merhaba. Bugün 8. sınıf Türkçe kitabımızın birey ve toplum ünitemizin dilimiz kuşatma altında metnini inceleyeceğiz. Önce hazırlık çalışmalarına bakarak başlayalım. Hazırlık çalışmaları. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz. Bu sınıfta yapılacak bir etkinlik. Ancak çevremizde oldukça fazla görebildiğimiz bir durum. Neredeyse her tabela İngilizce ya da yabancı sözcüklerle oluşturuluyor. Açıkçası çok az Türkçe tabelayla karşılaşıyorum kendi adıma. 2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin? Kullanılmasını doğru bulmuyorum ama bazı kelimelerin karşılıkları da çok dilimize yerleşmemiş maalesef. Onları kullanmak da oldukça güç oluyor. Yani burada ne kadar doğru bulmasak da yerleşmiş bazı kelimeler var. Onların yeni anlamlarını kullanmak da güç. Ama en azından yeni gelecek kelimeleri engellemek, hemen karşılığını bulup yaygınlaştırmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Geçelim metnimize. Dilimiz kuşatma altında. Televizyon kanallarımızın, reklamcıların dikkatine. Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdürülebilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize, silinmemecesine yerleştirdiğimiz duygu sevgidir. İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde sevginin var olma gerekliliği bana göre değişmez bir kuraldır. Ya da öyle olmalıdır. Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyler arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz. Bu böylece sürüp gider. Nereye mi varmak istiyorum? Konuştuğumuz Türk diline, dilimize, ana dilimize. Öyle görüyorum ki biz kendi dilimizi konuştuğumuz, yazdığımız, insanlarla ilişki kurmakta aracı olan Türkçemizi sevmiyoruz. Neden mi? Seviyor olsaydık, dilimize özen gösteriyor olsaydık, çocuğumuza gösterdiğimiz ilgiyi, sevgiyi, özeni, emeği Türk diline vermiş, verebilmiş olsaydık bugünkü duruma düşmezdik. Osmanlıcadan, Acemceden alıntı sözcüklerden arındırılmış bir Türkçeyi yerleştirmek uğruna Cumhuriyet'ten günümüze yapılan çalışmalar süre dursun. Türk dili şimdi de yepyeni bir tehditle karşı karşıya. Küreselleşme adına İngilizcenin kuşatması altında. Giderek benliğinden, özünden uzaklaşıyor. Kimi aydınlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz, basınımız, sanatçılarımız, televizyon kanallarımız, reklamcılarımız, sözün kısası hemen hepimizin katkısıyla dilimiz giderek yozlaştırılıyor. Öyle bir duruma geldik ki alfabeyi bile değiştirdik. Harfleri İngilizce telaffuzu ile dillendirmeye başladık. Taksim yerine Taksim diye yazılıyor. Bununla kalınsı iyi. Başka hiçbir dilde görülmeyen bir buluşla yabancı dillere özenerek müthiş bir yaratıcılık gösteriliyor. Dönerçi, eskiçi gibi Türkçe sözcükler İngilizce eklerle zenginleştiriliyor. Börek Center, Boncuk Center, ayaküstü lokantaya yakıştırılan Şipşak gibi güzel bir ad ne hikmetse İngilizce olarak Sheep Shack, uydurma bir İngilizce yazılabiliyor. Kulelerin adı Tower, alışveriş merkezlerinin Shopping Center, ayakkabı mağazalarının Shoe Center oluyor. Bununla da yetinilmiyor. Açılan hemen her alışveriş mağazasında lokantaya, iş yerinde İngilizce adlar veriliyor. Elimizde bir broşür, Why Be yerine sunulan ürünün sloganı da şöyle: Move Your Life. Bu paket servisi yapan lokantanın sunduğu yemeklerde sanmayın ki İngiliz ya da yabancı mutfağının ürünleri. Hepsi Türk mutfağından. Neymiş? Vay be okunduğu zaman hem İngilizce hem de Türkçe anlamı olan bir sözcükmüş. Bizans döneminde Konstantinopol'den değişe değişe günümüze İstanbul diye gelen güzelim kentimizin adı New İstanbul ya da The İstanbul oluvermiş. Televizyonlarımızın işlevi. En güzel, doğru Türkçenin yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kanallarından halkımıza sunulması gerekirken dilimizin tam anlamıyla linç edildiğine tanık oluyoruz. Hemen her yerli dizide sanatçıların yöresel dilde konuşturmak yaygın hale gelmiş durumda. Diziler bu konuda adeta yarışıyorlar. Anadolu halkının kendi şivesiyle konuşması doğal ama gerekli ve doğru olan halkımızın iletişim araçlarıyla doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi değil midir? Bu modaya ne yazık ki reklam şirketlerimizle reklam ajansları da uyuyor. Yöresel reklam dilinin yanı sıra şimdilerde İngilizce, İtalyanca hatta Portekizce reklamlar boy gösteriyor TV kanallarında. Reklam yapan kız Portekizce konuşurken Türkçesi alttan veriliyor. Neymiş? Kahvenin vatanı Brezilya'ymış. Orada Portekizce konuşulurmuş. Sözün özü, dilimizden utanmayalım.
bir ulusu ulus yapan temel öğenin dil olduğunu, ulusu parçalamaya götüren yolun da önce kültür ve dilin yozlaşmasından başladığını unutmayalım. Deniz Banoğlu, kısaltılmıştır. Etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik, anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız. Burada bir kutucuklar var. Kelimeleri buralara bulup yazacağız. Önce okuyalım, ne olduğunu bulalım. 1. Dünya milletleri ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya, bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek, küreselleşmek olarak Türkçe'ye çevrilmiştir. Küreselleşmek. 2. Kitapçık, broşür demek yazdık. Çevresini sarmak, çevrilemek, çevirmek, abluka etmek, ablukayı almak, ihata etmek, muhasara etmek, kuşatmak demek. Özünde iyi niyetleri bir takım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etme, yozlaşmak demek. 5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü zahmet, emek demek. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa motto, slogan, söyleyiş özelliği, şive, Farsça, acemce demek. 8. 9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özen gösterme, itina etme, önem demek. İkinci etkinliğe bakalım. Dilimiz kuşatma altında metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız sorular arkadaşlarınıza yöneltiniz. Yazalım soruları ve cevapları söyleyelim. Yazarın şikayetçi olduğu şey nedir? Cevap, yazar dilimizin yozlaştırılmasından şikayetçidir. Diğer soru, yazar dilimizin yozlaşmasının sonucunun ne olacağını söylüyor. Cevap, ulusu parçalayacağını söylüyor. Yazar neden dilimizi sevmediğimizi düşünüyor? Dilimize yeterince sahip çıkmadığımız için sevmediğimizi düşünüyor. Soru, yazara göre Türk dilinin önündeki yeni tehdit nedir? Cevap, küreselleşme sonucunda dilimizin yozlaşması. Üçüncü etkinlik, dilimiz kuşatma altında metninin konusu ve ana fikrini yazınız. Konusu neydi? Türk dilinin günümüzde içinde bulunduğu zor durum. Ana fikir neydi? Eğer dilimizin yozlaşmasına izin verirsek sonunda parçalanmaya mahkum oluruz. Bence ana fikri. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki paragrafta hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız. Önce okuyacağız. Buradaki anlatım biçimleri ne varmış? Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı ve açıklayıcı. Metni okuyup hangisi olduğunu bulacağız. Önce okuyalım. Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi. Sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki senin için yazısını okuyunca gülümsedi. Burada ne yapıyor? Aslında annesiyle yaşamış olduğu bir anısını öykülüyor. Burada bir öyküleyici anlatım var. Neler olduğunu adım adım anlatmış. O yüzden burada öyküleyici anlatım var diyoruz. Geçelim diğerine. Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi, bugün astronotlar için atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya otomobilin atmosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir kentte çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor. Burada aslında çevre sorunlarının ekonomiyle ilişkisini tartışmacı bir biçimde anlatıyor. Yani bir problemi nasıl çözüleceğiyle ilgili bir tartışma yaratıyor burada. Burada tartışmacı anlatım var. Geçelim. Büyük kubbeli serin divan. Bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerin yeşil derinlikleriyle birikiyor, koyulaşıyordu. Ne yapıyor burada? Aslında durumu anlatmaya çalışıyor nasıl olduğunu, yani betimliyor. O yüzden ne bu? Betimleyici anlatım. Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yaslandığı ön kolu üzerinde yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya başladığında diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince önüm, arkam, sağım, solum sobe, saklanmayan ebe diye bağırır.
ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin korunaksız bıraktığı ebe duvarına söbe diyerek bağırarak dokunmaya çalışır. Burada aslında saklambacı nasıl oynandığını açıklıyor. Yani bir açıklayıcı anlatım var. Beşinci etkinlik, bir şiirimiz var. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız. Şiiri okuyalım. Arıyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya diye. Hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri. Fermana uyanınız var mı? Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim. Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı? Yol üstü lokantamız fast food, yemek çeşitlerimiz menü, hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı? İki katlı eviniz duplex, üç katlı komşu evini triplex. Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre, bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya, desteğe, bilemediğiniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken dilimizin çalındığını, talan edildiğini, özün el dilini özendiğine içiniz yananınız var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Yusuf Yanç. Altıncı etkinlik. Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Ben yazdım. Alttakiler yabancılarıydı. Üstlerine doğrusunu yazdım. Start almak yerine başlamak. Center yerine merkez. Relax olmak yerine rahatlamak. E-mail yerine e-posta. Animasyon yerine çizgi film. Okey yerine tamam. Trend yerine akım, link yerine bağlantı, monoton yerine sıkıcı, jenerasyon yerine nesil kelimeleri. Aslında Türkçemizde var olan kelimeler. Ancak yerlerine bu yabancı kelimeleri kullanıyoruz. Artık bundan sonra bu kelimeleri kullanmaya özen gösterebiliriz. Sanırım burada benim de kullandığım bir şey var. E-mail'i kullanıyorum. Aslında e-posta da diyebilirim. Bu da benim açımdan bir farkındalık oldu. Diğer kelimelerin yerine genellikle Türkçelerini kullanırım. Yedinci etkinlik, aşağıdaki cümlelerin öğelerini bularak karşılarındaki öğe dizilişleriyle eşleştiriniz. Eşleştirmesini yaptım. Şimdi birlikte bakalım. Hem yerleştirin hem de hangilerinin olduğunu bulalım. Bunu zaten kitap vermiş. Neymiş? Yozlaştırıyor yüklem. Giderek zarf tümleci. Dilimiz yer tamamlayıcısı. Hepimizin katkısıyla ise özne, bu zaten D olarak verilmiş. Diğerlerine geçelim. Harfleri İngilizce telaffuzla dillendirdik. Hemen yapalım. Dillendirdik yüklem. Altına Y yazıyorum. Biz dillendirdik. Burada gizli özne var. Biz diye yazalım şuraya. Neyi dillendirdik? Harfleri, yani burada belirtili nesne var. Çünkü neyi sorusunu sorduk. Ne sorusunu sorsaydık belirtisiz nesne olacaktı. Bu belirtili nesne. Nasıl dillendirdik? İngilizce telaffuzuyla. Demek ki burası da nasıl sorusunu sorduğumuz için zarf cümleci. Bu durumda ne oluyor? C şıkkı olduğunu zaten görüyoruz. Belirtili nesne zarf cümleci yüklem şeklinde ortaya çıkıyor. Hemen diğerine bakalım. Önce yüklemi buluyoruz. Türkçe sözcükleri İngilizce eklerle zenginleştiriliyor. Burada zenginleştiriliyor yüklem. Hemen buluyoruz zaten. Şöyle çizdik. Ne zenginleştiriliyor? Türkçe sözcükler. Buradaki ise özne. Ne yapıyoruz? Türkçe sözcükler. Bu bir söz grubu olduğu için birlikte aldık. Nasıl zenginleştiriliyor? İngilizce eklerle
nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da zarf tümleci. Geçelim diğerine. Konuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi sevmiyoruz. Sevmiyoruz'un yüklem olduğunu hemen anladık. İşaretledik, yüklem yazdık. Biz sevmiyoruz. Burada bir gizli özne var. Neyi sevmiyoruz? Konuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi. Burada hepsi birlikte, bu da bir söz grubu. Çünkü hepsi Türkçeyi tanımlayan bir şey. Konuştuğumuz Türkçemiz, yazdığımız Türkçemiz olduğu için konuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi, bu bir tamlama olduğu için hepsini birlikte anmamız gerekiyor. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne, yani F. Şuradan görebiliriz. Hemen diğerine geçelim. Diziler bu konuda adeta yarışıyorlar. Yarışıyorlar, yüklem. Onu bulduk. Şöyle. Kimler yarışıyor? Diziler yarışıyor. Özne olduğunu, dizilerin özne olduğunu bulduk. Bunu da ayırdık. Neyde yarışıyorlar? Bu konuda. Bu da yer tamamlayıcısı. Çünkü neyde sorusuna cevap veriyor. Yer tamamlayıcısı bulduk. Nasıl, adeta, nasıl sorusuna cevap verdiği için adeta ise zarf tamamlayıcısı. Yazdığımız zaman hangisi ortaya çıkıyor? A olduğunu görebiliyoruz. Diğerine geçelim. Türk dili giderek benliğinden, özünden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor, yüklem. Hemen işaretledik. Uzaklaşan ne? Türk dili, hemen öznemizi de bulduk. Onu da bulduk. Neyden uzaklaşıyor? Benliğinden, özünden. Bu da birleşik, şöyle alıyoruz. Yer tamamlayıcısı neyden, dan diye sorduğumuz için yer tamamlayıcısı olduğunu anladık. Çizelim. Nasıl uzaklaşıyor? Giderek zarf tamamlayıcısı olduğunu bulduk. Bu nerede var? E'de var. Özne, zarf tamamlayıcısı, yer tamamlayıcısı, yüklem olduğu için E'yi yazdık. Sonuncuya bakalım. Kişi mesleğini sevmezse hayatta başarılı olamaz. Başarılı olamaz, yüklem. Kim başarılı olamaz? Kişi, özne olduğunu bulduk. Nerede? Hayatta. Nerede sorusuna cevap veren şey neydi? Yer tamamlayıcısıydı. Hayatta da yer tamamlayıcısı. Nasıl başarılı olamaz? Mesleğini sevmezse. Bu da zarf tamamlayıcısı. Hangisinde var? G'de var. Aynı sıralama. Özne, zarf tamamlayıcısı, yer tamamlayıcısı, yüklem. O yüzden G. Evet, bitirdik. Geçelim. 8. etkinlik. Dilimiz kuşatma altında metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Şimdi bununla ilgili bir bilgilendirici metin yazdım ben. Okuyalım birlikte. Benim yazdığım metinden hareketle kendinize bir metin yazabilirsiniz. Bu size örnek olsun diye yazılmış bir metin. Dil, zihin ve toplum. Toplumları bir arada tutan bazı birleştirici unsurlar vardır. Bu unsurların en başında ise dil gelir. Onunla dertlerimizi anlatır, acımızı paylaşır, şiirle ve yazınla dilimizi bir sonraki nesle miras bırakırız. O olmadan bizi bir arada tutan bağlar zayıflar, benliğimiz ise kaybolmaya başlar. Dil toplumları birleştirici bir güç olmanın yanında aynı zamanda zihnin yapısını belirleyen bir unsurdur. Sahip olduğumuz sözcükler düşünme sınırımızı belirler. Wittgenstein, dünya, dil ve düşünce ortak bir bileşenler biçimi ve bu bileşenlerin olası düzenlemelerini paylaşıyor olmalı diyerek dilin düşünce üzerinde ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Dil düşünce sınırımızı belirlediğine göre bu durumda bir milletin düşün alandaki ilerlemeleri ancak ve ancak dile bağlıdır. Hal böyleyken dilimizi korumak en önemli görevimiz olmaktadır. Dil hem düşünce hem de milli bilinç için bu kadar önemli bir unsursa bizi nasıl bir gelecek beklemektedir? Bu konuda umutlu olmak pek mümkün değil. Maalesef hem dil becerimizdeki zayıflık hem de yabancı sözcüklerin dilimizi hızla istila etmesi bize parlak bir gelecek vaat etmiyor. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de dijital çağın getirdiği dil yozlaşması ile karşı karşıyayız.
Artık gençler kendilerini sessiz harflerin oluşturduğu harf kalabalığı arasında iliştirilmiş duygu temsilleri ile ifade etmeye çalışıyor. Bu durum kaçınılmaz olarak çatışmaları içerisinde barındırıyor. Bu çatışmayı ortadan kaldırabilecek yegane şey olan dil ise artık sorunun bir parçası haline gelmiş durumda. Bütün bu sorunlar günümüzde milli bir mesele olmaktan ziyade evrensel bir sorun haline geliyor. Dil bu kadar hasar aldığında iletişim için yerine koyabileceğimiz ne kalıyor? En azından bugün için tek yapabileceğimiz şey dili mümkün mertebe korumaya çalışmak. Çünkü henüz elimizde ondan daha güçlü bir seçenek yok. Zamazingo. Evet, etkinliklerimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.